Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Berekatuhu kardeşlerim. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde şeytanın bize apaçık düşman olduğunu beyan ediyor kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kardeşlerim, şeytan sürekli insanları Kur'an ve sünnetten uzaklaştırmaya çalışır diyor kardeşlerim. Kim Kur'an ve sünnet yoluna girmeye kalkıştı mı, girmek istedi mi, hemen onun kulağına vesvese verip ona başka bahaneler getirip onu şirke, küfre, haramlara, günahlara daldırır diyor kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hem Allah Azze ve Celle hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona kanmayın, uzak durun, sakın aldanmayın diye bizleri sıkı sıkı kardeşlerim ayet ve sayı hadislerle tembihliyor. Ama ne yazık ki günümüzde insanlar kardeşlerim kendisine doğru yolu anlatıldığında veyahut da doğru yol karşısına çıktığında hep şeytanın kulağına fısıldamasına aldanarak, kanarak aynı şekilde büyük günahlara, şirke, küfre, daha buna benzer birçok günahlara dalıp gidiyor kardeşlerim. Kendisine ey güzel kardeşim, kâli Allah, kâli Resul, bak Allah böyle dedi, peygamber böyle dedi, Allah böyle buyuruyor, peygamber böyle buyuruyor dediğinde şeytan ve nefsini devreye katarak kardeşlerim bizim o dediğimiz emir ve yasaklara kulak arkası ediyor. Fakat hiç düşünmüyor. O gün insanlar Allah'ın huzuruna geldiğinde ya Rabbi dünyada ben şeytan uydum, ona uydum, buna uydum demese ona hiç fayda vermeyecek. O gün Allah Azze ve Celle kişiyi uyduğu kişiye bırakacak. Kişi şeytana mı uydu? Yoksa herhangi bir insana, bir adama mı uydu? Bir şifa, bir evliya mı uydu? Ona bırakacak. Uyulacak tek merci Allah ve Resulü değil mi? Ey güzel kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de yüz kusur yerde bana ve Resulüme itaat edin demiyor mu? Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ben insanları yalnız bana kul olsunlar diye yarattım demiyor mu? Bütün yarattıkları cinleri ve insanları bana kul olsunlar diye yarattım demiyor mu? Ölüm sana gelinceye kadar bana ibadet et demiyor mu? Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabe örnek gösterip de onların harp meydanında bile namazı terk etmediğini, bununla ilgili ayet indiğini bildirmiyor mu? Bu dünya niçin geldin? Kaç günlük ömrüm var? Bir saniye sonra garantisi olmayan bir insan dünyaya dalmasına, günah işlemesine hayret eder, şaşarım diyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Biz neyimize güveniyoruz? Hani internetten yaklaşık belki bir yıl içinde 1000 kişiyi, bazen 2000 kişiyi davet ediyorum Kur'an ve sünnete. Hiç kimseyi dışlamıyorum. Hani affedersiniz, kötü yolda, çirkin yolda olan kadınları dahi orada pis pis vücutlarını sergileyerek pis şeyler, telefon numaralı koyanları dışlamıyorum. Ey güzel bacım, ey güzel kardeşim, vazgeç, bu işler sana bir şey kazandırmaz. Bunlar şeytanın bir işi. Bunlar nefsinin bir işi. Bunlar sana düşman olan, yarın mahşer günü sana hiç fayda vermeyecek olan şeytan ve nefsinin işi dediğim uyardığımızda bakın dikkat edin, bir yıl içinde belki 2000 kişi uyarıyorum ama içinden 2000'de bir kişi ya çıkıyor ya çıkmıyor kardeşlerim. Neden biliyor musunuz? Çünkü şeytan çok çalışıyor. Oysa yarın mahşer günü şeytanın bize zerre kadar faydası olmayacak. Çünkü kovulmuşlardan kardeşlerim. Hani bazıları saçma sapan yorumlar yapıyor. İşte diyor ki ya benim kaderimde olmasa bunları yapar mıyım? Allah Azze ve Celle İsra suresinde ne diyor? Biz herkesin çabasına, kaderini herkesin çabasına bağlı kıldık diyor. Bakın dikkat edin. Biz herkesin kaderini çabasına bağlı kıldık diyor. Sen Allah Azze ve Celle bir adım atmazsan Allah Azze ve Celle sana adım atar mı? Allah Azze demiyor mu? Bana bir adım gelene ben 10 adım gelirim. Bana yürüyerek gelene koşarak gelirim demiyor mu? Allah Azze ve Celle kitabı Kur'an ortaya koymuş. Peygamberin sünnetini ortaya koymuş. Ama sen Kur'an ve sünneti dinine kulak arkası edersen o zaman Rabbim Azze ve Celle ne yapsın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapsın? Allah Azze ve Celle biz size akıl verdik diyor. Size düşünesiniz diye akıl verdik diyor. Bizi haramı helali belirtmiş, bize peygamber göndermiş. Biz neyi bahane ediyoruz? Yarın mahşer günü Allah Azze bize sorduğunda ey kulum ben sana kitap göndermedim mi? Peygamber göndermedim mi? Veyahut da senin herhangi bir kul isim olarak, misal olarak işte seni Mustafa Yusuf kardeşin uyarmadı mı dediğinde sen ne cevap vereceksin? Neyi bahane edeceksin? Nefsini mi? Bunun düşman olduğunu ben sana bildirdim. Diyecek Allah Azze ve Celle. Peygamberim bildirdi. Benim bazı kullarım bildirdi. Şeytanı mı bahane edeceksin? Onun da düşman olduğunu sana Allah Azze ve Celle bildiriyor. Peygamber insanlar bildiriyor. İşte o gün 3 günü dünya için ayrı satılmaz kardeşlerim. Bize ebedi bir hayat bekliyor. Sonu olmayan, sonsuz bir hayat bekliyor.
akıllı olan sonsuz hayata düşün, sonsuz hayata tabi olması gerekmez mi? Burada pis işleri yaparsın, aldatırsın, kandırırsın, onu kandırırsın, bunu kandırırsın, haram işlesin, günah işlesin, bunlar hep geçici olur. Ama bunların cezası var ve ebedi bir hayat için, ebedi bir hayat için, 3 günlük dünya için ebedi hayat yakılır mı? Ey güzel kardeşlerim, kendimize gelelim. Kendimize gelelim, bir an önce Kur'an-ı Kerim'e dönelim. Bakın o cehennem ateşi öyle kolay değil. Ben orada yanarım, çıkarım. Buna kanmayın. Dikkat edin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o cehennem ateşi öyle şiddetli ki diyor, dünyadaki tüm ateşleri toplasanız onlar 69 derece kat daha çok şiddetli diyor kardeşlerim. Kanmayalım, aldanmayalım. Dünyada bir kibrit çöp ateşine dayanamayan sen, ben hiç düşündük mü nasıl dayanırız cehennem ateşine? Hani bir sahabe elini, parmağını kıvılcım ateşine, küçücük çıra gibi, küçücük kibrit çöpü misali eline soktuğunda bir saniye dayanamaz ve der ki Rabbim ben bu ateşe dayanamazken dünya ateşi 69 derece kat şiddetli olan cehennem ateşi nasıl dayandırırım der. Bir ah çekti diyor sahabeler, yere yığıldı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, bu kardeşinizin ciğeri parçalandı. Allah korkusundan cehennem ateşi ciğeri parçalandı diyor ve onu defnedin diyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani Allah Azze ve Celle demiyor Enfal suresinde, onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri tir tir titrer ürperir diyor. İmanları artar diyor. Yine Allah Azze ve Celle Nur suresinde Allah ve Resulü bir şey hüküm verdiği zaman iman ettim erkek ve kadının sözleri, Müslümanların sözleri semiyane eteyanadır. İşittim, isade ettim demeleridir diyor. Yarın yarın yaparım diyorsun. Yarına garantim var mı? Bir saniye sonra garantim var mı? Yarın olur sen olmazsın. Hiç düşünmüyor musun? Ey Müslüman bacım, ey Müslüman kardeşim, kendimize gelelim, çeki düzen verelim. Hani ben hiç kimseyi dışlamıyorum, herkese uyarıyorum. Kötü yoldan kadınları bile, hani beni çok tersliyorlar. Varsın terslesinler, hakkım onlara helal olsun, sorun değil. Ama üzülüyorum. Yani bir bacımın, bir abimin, bir kardeşimin böyle bu nefsini uyarak, şeytanı uyarak bu pis işler yapmasına üzülüyorum. Dışlamıyorum, kim bilir ne zorluklarla düştüler o kötü yollara. Ama insan bir kuru ekmek yese de demiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizler bir kuru ekmek yemek zorunda kalsanız da, açlıkta bir taş bağlasanız da, evsiz baksız sokaklarda kalsanız da, sakın ola ki Kur'an ve sünnetten ayrılmayın. Siz daha önceki ümmetlerin durumunu biliyor musunuz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onları kör desteklerle kestiler, vücutlarını, karınlarını yardılar, derilerini yüzdüler, aç susuz bıraktılar da, onlar inancından, imanından taviz vermediler diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kulak vermeyelim ey Müslüman kardeşlerim. Biz ne için hep yarın yarın diyoruz? Şeytan ertelettirir diyor. Bakın dikkat edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytan ertelettirir diyor. Bize doğru yolu gösteren kişilerden yüz çevirdiğimiz an bizim kulağımıza şeytan vesvese veriyor, ondan çeviriyoruz. Onunla kanmayalım. Bize Allah'a peygambere davet eden bir insana mı kulak vermek gerekir? Yoksa boş vere diyen şeytanın sözüne mi kulak vermek gerekir? Akıllı olalım kardeşlerim. Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, birçok ayette insanların çoğu akletmez diyor ya. Biz akledelim. O çoğunluktan değil, az da olsa Kur'an ve sünnete uyanlardan olalım ey Müslüman kardeşlerim. Çoğunluk ölçü değil. Ölçü Kur'an ve sünnete uymak. Ölçü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ölçü Kur'an ve sünnet kardeşlerim. İnsanlar, şeytanlar, nefsimiz değil. Kendimize gelelim. Hani geçenlerde de bir kardeşimiz, bir ablamız, bacımız veya da kardeşimizi uyardım. Ablacığım dedim, başını ört, namazını kıl. Bak sana bunları yaptırmayan şeytanlar da cinler senin kuluna fısıldıyor. Yarın yarın deme. Yarına garantin yok. Bak resmini koymuşsun, bu haram güzel ablacığım dedim, uyardım. Ama ne yazık ki bizim ablamız sanki hani affedin nispet yaparmış gibi tekrar resim paylaşıp tekrar açık başa açık resimlerini yine paylaşıp yine harama devam ediyor. Halbuki ben sana kötümüşüm dedim güzel ablacığım. Allah için uyardım. Senin yarın kurtuluş için uyardım. Ama sen ne yaptın? Senin kulağına fısıldayan şeytanın tatlı sözüne kandın. Çünkü şeytan size çok tatlı konuşur diyor. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta birçok kılıklara girer. Hani bugün televizyonda orada burada birçok şeytan kılığına girmiş hocalar çıkıyor. İnsanlara başını açabilirsin, kıçını açabilirsin, namaz kılmasan olur. Birçok fetva veren insanlar var. Bunlar işte hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya Fatır suresi 5. ayetin tefsirinde. Şeytanlar ve cinler ayrı zamanda alim kılığına, hoca kılığına, her türlü kılığa girerler. Sizi din konusunda kandırırlar diyor ya. İşte onlardan birileri bunlar kardeşlerim. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Size bir şey söyleyenlerin delillerini Kur'an sünnete götürün diyor. Kur'an bunu haram kılıyor mu? Kılıyor. Peygamber haram kılıyor mu? Kılıyor. Ama işte şeytan size helal gösteriyor. Şeytan bir takım hocalar kılığına girerek
Boş ver ya, yapma, yapmasan da olur. Bir şey olmaz gibi sana tatlı sözler söylüyor. İşte bununla kanma ey Müslüman kardeşim. Buna aldanma. Şeytan senin apaçık düşmanın. Senin düşmanın şeytan güzel kardeşlerim. Dostun Allah Azze ve Celle. Dostun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Seni uyaran Kur'an'a davet eden insandır. Yapma. Allah Azze ve Celle rızası için yapma ey Müslüman bacım. Ey Müslüman kardeşim. O açtığın başın, o açtığın kıçın yarın mahşer günü cayır cayır yanacak. O secdeye gelmeyen başın yanacak. O ateş kolay mı zannediyorsun? Gir bakalım dünya ateşine dayanabiliyor musun? Ebedi bir hayat var güzel kardeşlerim. Bakın şu dünyadan ne insanlar göçtü, ne yakışıklılar göçtü, ne vücutları, kaşları, gözleri güzel olan bacılarımız, ablalarımız, abilerimiz göçtü. Hiçbiri geri geldi mi? Hiç geri gelen var mı ey Müslüman bacım? Ne olur kendimize gelelim. Yapmayalım. Kur'an ve sünneti uyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşünelim harp meydanında namazlarını kıldı. Karnına taş bağladılar, aç kaldılar, ekmek bulamadılar. Suyla, hurma ile idare ettiler. Ama ibadetlerinden geri kalmadılar. Onları düşünelim. 70-80 derece sıcaklarda başını örten, vücutlarına karga konmuş gibi, tahta çakmış gibi çarşaflara bürünen bacılarımızı, ablalarımızı düşünelim. Ey o sahabeleri düşünelim. Ey Müslüman bacılarım. Kanlar içinde kalmasına rağmen namazını terk eden Hazreti Ömer'i düşünelim. Namazın terki şirktir, küfürdür diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünelim. Sahabeleri düşünelim. Kendimize gelelim. 3 günlük dünyaya hayatımızı, 3 günlük dünya için ahiretimizi satmayalım. Yakışır mı Müslümana? Ey Müslüman kardeşlerim. Dürüst olalım. Kendimize gelelim. Kur'an ve sünnete uyalım. Rabbim Azze ve Celle kardeşlerim sizi ve bizi Kur'an ve sünnete ayırmasın. Ayaklarımızı Kur'an ve sünnetten kaydırmasın. Sabit kılsın. Sizleri bizleri cennetine koysun kardeşlerim. İsmim Mustafa Yusuf kardeşlerim. Yalnız Kur'an ve sünnete davet ediyorum. Hiçbir cemaat gruba kişiye bağlı değilim. Doğuştan Ocaklıyım kardeşlerim. 30 yıldır Kur'an sünnet ilmiyle uğraşıyorum. Bir hadisi 15 yıl, 20 yıl, 25, 30 yıla kadar araştırıyorum. Sayı sen uğraşma aktarmıyorum. Aynı zamanda 25 kusurlu bir şifalı bir kimden araştırmama çalışmam var. Doğuştan hocam var. Rukiye tedavisi yapıyorum. Bel fıtığı tedavisi, romatizma, bütün hastalıklar için tedavi yapıyorum. Yaptığım hizmetler ücretsizdir. Asla para ücret almıyorum. Allah içindir. Lakin yardımcı olduğum kişinin 5 vakit namaz kılması, şirk küfürden beri olması, Kur'an ve sünneti uyması şartım vardır. Bu şartta taşımayana, yapmam diyene, yapmayana, yapmayacağım diyenlere, bugün itibaren başlamayacağım diyenlere yardımcı olmuyorum kardeşlerim. Her hizmetim ücretsizdir, bitkilerim de ücretsizdir kardeşlerim. Aynı zamanda kendisine cin mi satılmış, sihir, büyü, nazar yapılmış, şeytan mı cinni tüterek hasta ettiği birçok hastalık var. Karabasan, ümmü, sübyan, buna benzer psikolojik, huzursuzluk, rüya görme, korku birçok. Bunu da saymak da bitmez. Sayfamın bununla ilgili yazılarım da var kardeşlerim. Bu kişilere böyle yardımcı oluyorum. Allah için anlamadan dinlemeden yorum yazanlara ona hakkımı helal etmiyorum kardeşlerim. Çünkü anlamadan dinlemeden yorum yazmak Allah ve Resulü yasaklıyor kardeşlerim. Bunu da baştan söyleyeyim. Rabbim Azze ve Celle hayır versin kardeşlerim. Bizleri Kur'an ve sünnete ayırmasın. Ayaklarımızı sabit kılsın, kaydırmasın. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Berekatuhu kardeşlerim.